Herkese selam. Bu videoda takip ettiğim Ulmanfelt YouTube kanalında gördüğüm bir dokuyu yapmaya çalışacağım. Orijinal videoda beyaz yün ve beyaz viskoz kullanılmış. Ben bunu tencelle yapmaya çalışacağım. Kullandığım malzemeler: pembe renkli yarı kıvırcık tensel mor renkli yün, Avustralya merinos yünü, kısa lifli bir yün üçüncü denememde bunun pembe renklisini de kullandım. Bu ise muz ağacından elde edilmiş bir lif. Bitkisel kaynaklı bir lif. İpek gibi yumuşak, kaygan bir dokuya sahip. Beyaz renkli merinos yünü. Uzun lifli 18 mikron bir yün. İlk denememde pembe renkli tensel ve mor renkli yün kullandım. Tenseli tiftikleyerek bulut halinde zemine serdim. Sonra suyla ıslattım. Yün yumağından bir şerit yün çıkardım. Ama dairesel bir sarmal için yeterince ince ve uzun lifli olmadığı için yünü ıslattım. Ve elimin içerisinde birazcık yuvarlayarak ona şekil verdim. Sonra tenselin üzerine dairesel, sarmal şekiller oluşturdum ve bütün dairelerin birbirine temas etmesini sağladım. Yünün üzerine bulut şeklinde tekrardan bir kat daha tensel yerleştirdim ve sabunlu suyla ıslattım. Yünün ve tenselin iyice ıslanması için tül üzerinden bastırdım. Ama bu aşamada tensel yapışıyor. O yüzden bir sonraki denememde tül yerine e, poşet kullanacağım. Şimdi bir zımpara makinesi yardımıyla yüzeye titreşim uygulayacağım. Bunu elle de yapabiliriz ama elle yaptığımız zaman bir tül üzerinden mutlaka olma işlemi yapmamız gerekiyor. İlk denemede bütün aşamaları kısa kısa göstereceğim. Bundan sonraki 3 denemede ise aşamaları göstermeyeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim ve direkt sonucu gösterip karşılaştırmaya geçeceğim arkadaşlar. Keçeleştirmeyi hızlandırmak için parçayı ılık su banyosunda biraz beklettim. ısıttım. Daha sonra zeytinyağlı kalıp sabun sürerek güzelce oldum. Çeşme suyunda duruladıktan sonra bir havlunun arasında biraz daha yuvarladım ve son şeklini verdim. Ütülenmemiş, nemli halde bu şekilde görünüyor. Sarmallar evet, ışığa tuttuğumda görünüyor. Ama istediğim doku bu değil. Çünkü yüzeyde çok fazla tensel var ve sarmallar net olarak görünmüyor. O nedenle ikinci denemeyi yapmaya karar verdim. Zeminde yine tensel kullanacağım ama bu sefer daha az kullanmaya çalışacağım tenseli. Bu kadar yeterli. Şimdi mor renkli yünle bir çerçeve çiziyorum kabaca. Ve daha sonra üzerine mor renkli yünle dairesel sarmalları yerleştireceğim. Yünün üzerine şimdi tekrardan tensel seriyorum. Bulut şeklinde yerleştirdiğim tenselleri daha az kullanıyorum. Tensel yoğunluğu deneme 1'e göre daha az olacak. Deneme 1 ve deneme 2'yi görüyorsunuz. İkincide de istediğim dokuyu elde edemedim. İlkinde evet daha fazla tensel vardı. Sarmallar görünmüyordu. Ama ikincisinde de orijinal videodaki görüntüyü maalesef elde edemedim. O yüzden üçüncü bir deneme yapmaya karar verdim. Üçüncü denemede pembe renkli yün ve pembe renkli tensel kullanmayı denedim. Çünkü yünle tensel aynı renkte olursa belki sarmallar daha iyi görünür diye düşündüm. Ee, o yüzden aynı tekniği pembe renkli yün ve pembe renkli tensel üzerinde kullanmayı denedim. Bütün aşamalar deneme bir de olduğu gibi farklı bir şey yapmadım. Diyeceksiniz ki orijinal videoda viskoz kullanılmış. Bu tensel kullanma ısrarı nedendir? Çünkü arkadaşlar elimde çok fazla tensel var ve eğer bu yöntem tutarsa tensel ve yün kullanarak bu yöntemle güzel bir şal yapmayı düşünüyordum. O yüzden buraya kadar geldim. Evet, üçüncü denememde elde ettiğim sonuç bu. İlk ikisinden çok daha iyi duruyor ama istediğim doku hala bu değil. O nedenle dördüncü denemeyi yapıyorum. Dördüncü denememde beyaz renkli muz fiberi ve beyaz renkli yün kullanacağım arkadaşlar. Muz fiberi Tensele göre daha doğrusu benim kullandığım yarı kıvırcık pembe renkli tensele göre daha e, sert, uzun ve düz liflere sahip. O nedenle orijinal videodaki viskoza oldukça benziyor. Şimdi muz liflerini suyla ıslattım ve üzerine yünle dairesel sarmallar çiziyorum. son kat olarak muz lifi yerleştiriyorum ve aynı şekilde keçeleştiriyorum. son denemenin sonucunu görüyorsunuz. Orijinal videodaki kadar olmasa da ona yaklaştığımı düşünüyorum. Ve dördüncü denemenin sonucunu görüyorsunuz. Orijinal videodakine yaklaştığımı düşünüyorum. Tabi yün biraz daha düşük mikronlu olsaydı çok daha güzel olacaktı bence. Şimdi dört denemeyi de yan yana koydum. Bu ilk denemem fazla tensel kullandığım mor renkli deneme. Bu daha az tensel kullandığım mor yünlü olan deneme. İkisi arasında pek bir fark yok. Bu ise yünle tenselin aynı olduğu, aynı renk olduğu çalışma. İkinciden daha iyi oldu bence. bu ise mus fiberi kullandığım son denemem. Bu orijinal videoya daha yakın oldu. Aradaki bu fiber geçişleri çok güzel görünüyor. İpliksi dokular çok güzel görünüyor. Belki yün daha düşük mikronlu olsaydı daha da güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ama el, eldeki e, imkanlarla yapabildiğim bu kadar şimdilik. İlk denemede yarı kıvırcık tenselli olmadığını görüyorsunuz. Buradaki sarmallar burada görünmüyor. Ve yüzey oldukça yumuşak olmasına rağmen sarmallar görünmüyor. Ama ışığa tuttuğunda net bir şekilde görüyoruz. Demek ki yarı kıvırcık tenselli bu doku oluşturulamıyor ya da ben yapamadım bilmiyorum. E, sarmallar ışığa tutmadan görünmüyor. Evet ikinci çalışmada ise birinciye göre sarmallar daha iyi görünüyor ama hala istediğim dokuya e, ulaşmadığımı anlıyorum. Düz serdiğimde sarmallar çok az görünüyor ama ışığa tuttuğumda bunda da yün sarmalını görebiliyorum. Birinci denemeye göre yüzey daha güzel, daha sağlam ve daha tek parça halinde görünüyor. Yani tenseli az kullanmak işe yaramış aslında. Tenseli burada fazla kullanmıştım, bunda ise yarı yarıya daha az kullanmıştım tenseli. O yüzden sarmalları daha net görüyorum. Üçüncü denememde ise yünle tenseli aynı renk kullandım, pembe yün, pembe tensel. Tenceli yine az kullandım. Ee, o yüzden ikinciye göre sarmallar daha net görünüyor. Ee, yüzey daha bütün. Desen daha net görünüyor. Işığa tuttuğumda da deneme 1 ve 2'ye göre daha iyi görünüyor bence. Ama asıl mesele ışığa tutmadan sarmalları görebilmek. O yüzden e, deneme 3 Evet fena değil ama istediğim doku hala bu değil diyebiliyorum evet dördüncü ve son denememi görüyoruz zeminde bile desen oldukça rahat görünüyor aradaki ipliksi geçişler çok hoş görünüyor biraz daha yoğun olsa daha güzel olurdu belki ama muz fiberi çok az olduğu için elimde fazla bonkör olamadım arkadaşlar Işıkta da zeminde de her halükarda yapı çok güzel görünüyor keşke elimde daha çok musiberi olsa ya da viskoz olsa da bunu devamını getirebilsem dedim Evet denemeleri geçen iki arkadaşı görüyorsunuz üçüncü ve dördüncü çalışmalar favorim bu oldu kesinlikle ve orijinal çalışmaya yaklaşan dördüncü deneme oldu keşke elimde daha çok musiberi olsa da bundan bir şal yapabilsem dedim ee, ama düz tenselle de belki yapılabilir diye düşünüyorum. Onu da ayrı bir videoda paylaşmayı planlıyorum inşallah. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.